demişlerdi. Ben tatilimi bitirdiğimde aslında ofise geri döndüğümde dediler ki Yekta, biz seninle çok enerji aldık, muhabbet ettik. Sen bize harika özellikler de gösterdik. Biz Mobile Action'ı daha fazla kullanmak istiyoruz. Ben dedim nasıl yardımcı olabilirim? İşte konuştuk biraz da. Bir upsell yapıldı orada işte. Tutarda $1000 seviyesinde bir noktaya geldi. Süreç devam etti. Bu sene o arkadaş önceki sene yani ödediklerinin yaklaşık bir 30-35 katı diyeyim, hani rakam vermeyeyim. Bir ücret ödediler bize. Aslında Mobile Action benim için bu anlamı ifade ediyor. Bir uzun soluk bir proje bizim için. Yani ben Mobile Action'dan sıkıldığım bir an bile yok. Yani bu çok uzun, long term bir projeye giriştik biz Aykut'la. Hiçbir yere gitmeye niyetimiz yok. Yani yaptığımız işten çok mutluyuz. Ve bu serüvende aslında yaşadığımız, topladığımız bilgi birikimlerini Aykut zaten zaman zaman paylaşıyor. Günlük işte Substack'ten çok güzel yazılar yazıyor. İşte podcastler yapılıyor. Benim buradaki aslında gördüğümde bu execution tarafındaki deneyim paha biçilmez. Yani ben bu örnek aslında benim için hayatta yaşayabileceğim böyle çok harika anlardan biriydi. Yani hiç tanımadığım bir ülkede, tanımadığım bir şehirde, tanımadığım insanların yanına bir ofise gittim ve bunu sağlayan benim yaptığım bir platform. Ve bu insanlar süreç içerisinde bize daha fazla destek verdiler. Bizim ürünümüze güvendiler. Biz de bir şekilde onlara aslında yardım etmiş olduk. Çünkü ben o firmaya ilk gittiğimde firma 6 kişiydi. Şu an o firmada 30 kişi. Bizler Mobile Action'la beraber aslında büyüyoruz. Hem ben büyüyorum, hem benim kullanıcılarım büyüyor, hem ekibim büyüyor. Aslında bu da bizim serüvenimizi biraz farklı kılıyor. Biz de geçen Burç'la onu konuşuyorduk. Aslında yani ne kadar iş B2B gibi gözükse de aslında yine human to human, yani insandan insana iletişimle ilerleyen bir süreç. B2B, B2C fark etmiyor yani. İkisinde de insanla olan bir iletişim var ve onu ne kadar güzel yaparsanız belki de o kadar katkısı efektif, verimli olabiliyor. Biz şey yapmıyoruz yani böyle insanlara atom parçalıca şeyler yapmıyoruz. İnsanız hepimiz. Bu yüzden aslında yani böyle rocket science bir iş yaptığımızı söylemiyoruz. Sadece onlara yardım ediyoruz. Bu yardım ederken süreçte de aslında eğlenmeyi de ihmal etmiyoruz bir şekilde. Yekta, vallahi çok güzel oldu yani. Çok güzel anlattın, çok güzel noktalara değindin. Ben tekrardan katılımın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi yani bir ihtiyaç olursa karşı tarafın dinleyicileri zaten onlar bizim description bölümünde linkleri paylaşıyor olacağım. Sana oradan ulaşabilirler. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum böyle bir şey platform saldırının için en azından. Çünkü ciddi bir emek. Az çok tahmin edebiliyorum. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi eğer bize ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa Aykut zaten oldukça görünür bir vaziyette. Mail adresimle paylaştım. Hiçbir şey olmasa bile bizim sitemize girip chat box'tan da bize yazabilirler. Tekrardan teşekkürler. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta nesnelerin interneti ve sensörler alanında çalışmalar yapan Netop firmasının kurucusu Olcay Taysu'yu ağırlayacağız. Kendisiyle bu alandaki çalışmalarını konuşacağız. Bu bölümden ilk haberdar olmak isterseniz dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basabilirsiniz. Bununla birlikte Mayıs ayında Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaların listesini yapacağımız bir web sitesini tüm dünyada duyuracağız ve bunun için çeşitli hedeflerimiz bulunmakta. Bu projede yer almak isterseniz veya fikirlerinizi paylaşmak isterseniz bize selam@madeinturkey.xyz veya twitter.com/madeinturkey.xyz URL'sinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.